Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Trustwallet'u elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Uygulamayı indiriyoruz. Direkt karşımıza böyle bir şey geliyor. Sayfa geliyor. Bundan önce MetaMask'ı anlatmıştım. MetaMask'ta eğer bir cüzdanınız varsa oradan private key'ini alıp buradan benim zaten bir cüzdanım var deyip buradan ekleyebilirsiniz eğer hangi ağda çalışmasını istiyorsanız. Ama eğer hiçbir cüzdanınız yoksa buradan yeni bir cüzdan oluştura geliyoruz. Burada ben burada vereceği sözcükleri kaybetmeyeceğimi işaretliyorum. Devama basıyorum. Buradaki verdiği şeyleri direkt kopyalayıp ve saklıyorum. Bu elektronik ortamda olmaması daha iyi sizin için. Bir çalıntı veya bir çalınma durumunda sorun olmaması adına. Ama yine de güzel bir yerde saklamaya çalışın. Evet, şu an girdim hepsini. Burada girdikten sonra devama basıyorum ve direkt bir cüzdanım oluşuyor. Bu sayfayla karşılaşıyoruz. Bu bir multi-coin vault diye geçiyor. Yani çok fazla coin'i bir arada bulundurabilen bir cüzdan. Yani isterseniz Bitcoin gönderebilirsiniz. İsterseniz Ethereum gönderebilirsiniz. İsterseniz BNB'nin eski ağı olan BEP2 ağından BNB gönderebilirsiniz ve Smart Chain ağı yani yeni ağından BNB gönderebilirsiniz. Gönderdikten sonra yani göndermek için de şunu söyleyeyim. Smart Chain'e tıklıyoruz. Buradan kopyalıyoruz adreslerden. Adresi aşağıda gördüğünüz gibi. Hangi ağda işlem yapmak istiyorsanız yani Pancake'te mi işlem yapmak istiyorsunuz veya AP Swap'ta mı işlem yapmak istiyorsunuz? Buradan BEP20 ağı ile BNB göndermeniz gerekiyor. Veya başka bir ağ. Başka bir coin de olabilir. Cake olabilir, Bake olabilir. İstediğinizi gönderebilirsiniz. Ama eğer Uniswap'te işlem yapacaksanız buradan Ethereum göndermeniz lazım. Yani ERC20 ağıyla. Ki bu sizin fonlarınızı korumak adına. Yani eğer BEP20 ağıyla Ethereum gönderirseniz Uniswap'te işlem yapamazsınız. Veya BNB ERC20 ağıyla gönderirseniz Pancake'de işlem yapamazsınız. Yani olay tamamen ağların farklı yollarda olması gibi düşünebilirsiniz. Bundan sonra coinlerimizi gönderdikten sonra buraya gördüğünüz gibi tarayıcı var burada. Tarayıcıdan Pancake Swap aratıyorsunuz direkt. Ben önceden aratmıştım. Bu yüzden girebiliyorum direkt. Burada işte Swap kısmı var. Swap kısmında zaten MetaMask'ı izlediyseniz biliyorsunuzdur. Burada istediğiniz coin'i istediğiniz şekilde takas edebiliyorsunuz. Yani burada gördüğünüz gibi sınırsız bir sürü coin var. Eğer burada coin'iniz gözükmüyorsa, yani atıyorum yeni bir coin ise eğer, burada gördüğünüz gibi diyor ki ya adı arat ya da buraya adresi yapıştır. Yani kontrat adresini yapıştırabilirsiniz isterseniz. İsterseniz de coin'i aratabilirsiniz. Yani ikisi de aynı sonuca çıkacak. Onun dışında burada işte anlatmıştım. MetaMask'ı izleyebilirsiniz. Pancake Swap'ı tanıtmıştım kendimce. Başka bir şey anlatmama gerek yok sanırım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.